Neye emin miyim? Günaydın. Baran kalkar kalkmaz kolye işine başladım. Bakın bir tane bu yastık kılıflarını falanları filanları kaldırdım. Şimdi gene koli bantlıyor. Ne koyacağımızı bilmiyorum ama Baran bantlıyor. Çok sabırsız. Ne koyacaksın bir daha Benim söyle. sırtıma makinemiz var ya, onu koyacağım. Anneciğim böyle her şeyi pat pat kolye koyamayız. Büyük şeyleri öylece götüreceğiz. Kendi kutularına koyuyor. Ha? Ondan sonra ne koymayı düşünüyorsun? O kolye olmamış ki orada boşluk var. O burada boşluk var. Ondan sonra ne koymayı düşünüyorsun? Bence bir kahvaltı yap önce, olur mu? Gördüm başlıyor. Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Ha? Yok, odaklandı. Las kocam gibi aynı. Yani daha diğer evi temizlemedik. Tam oyuncakları falan kaldırdık. Sabah yastık kılıfları falan kaldırdık. Kabloları kullanmadıklarımızı. Ama şimdi mutfak eşyalarını falan kullanıyorum. Nasıl paketleyeyim? Ancak orayı temizleyeceğiz. Orası hazır olacak. Paketleyeceğiz. Ertesi gün gideceğiz. Ama Baran da sabırsız. Duramıyor. Kahvaltı bile yapmadı daha. Yapsın. Kolileri hazırla da bari. Sonra dolduralım Baran. Hı? Ve inanılmaz sıcak. Serkan sağ olsun sabah çamaşır asmış. Toplayayım diye bir baktım. Kurumamış daha güneş olmadığı için. Ama nem yani nem. Bildiğiniz nem. Aşırı bir sıcak var. Akşam asmadı, sabah astı. Çıktık gidiyoruz. Önce galiba ev sahibine gideceğiz. Kontratı imzalamaya gidecek miyiz? Ben de dondurmayı her zamanki gibi dondurmayı. Baran günlük dondurma dozunu alıyor. Güneş yok. Makyaj yapmadım, yapamıyorum zaten. O günkü komik makyaj macerandan sonra sıcaklar bitene kadar makyaj yapmayı bıraktım. Makyajına gel yaparsın. Şükürler olsun gene kocam beni övdü. Ev sahibine mi gidiyoruz önce? Anne. Ya evin anahtarı. Anneciğim anne. Bak bu bir şey söylüyor. O su istiyor anne. Efendim. Hani biz horozlara gitmeye gitmiştik ya. Neye? Horozlara bakmaya gittik mi? Ha. Oraya tekrar ne zaman gideceğiz? Ne zaman istersen gideriz. Bir göç alırsan hangi hepsinin aklına başka bir şey geliyor. Hani bu uzakta bir yerde olan önce eve horoz gitmemiz lazım. Evin ölçüsünü alalım ki birkaç tane daha mobilyacı söylediler. Bak su almaya çalışıyor. Oraya ne zaman gideceğiz? Evi bir gösterelim. Evin ölçüsünü alalım biz de. Ona göre ne alacağız, ne biteceğiz. İki tane daha mobilyacı var. Bir o geçen gün gittiğimizde kapalı olan. Bir de bir tanıdığımız tavsiye etti. Bir de oraya gidip bakacağız. Ona göre bir şeyler yapacağız ama önce ev sahibine gitmemiz gerekiyor ki evin anahtarını alalım. Kontrat imzalamasak bile bir anahtar alalım bakalım yani. Evin anahtarı mı? Öyle. Söyleyelim mi? Aynen. Aşırı sıcak, bu sıcağı size tarif etmem mümkün değil. Antalya'da olanlar beni anlıyordur. Zira benim evim 10 derece daha fark ediyor yani 10 derece daha sıcak. Aynen. Biz sabah duşa girdik, böyle oturduk. Vantilatörle o klimamsız şeyi açtık, hiç hareket etmeden Baran'la karşısında oturduk. Baran sabah koli falan hazırladı. Ondan sonra duştan çıktı. Dedim ki hiç hareket etme. Otur böyle. Sabah ben çamaşırını yazmıştım. Sağ olasın kocası. Ama beyazdan şey kalmamış. Ben kaldım. Mandallar Allah'a şükür hiç yok. Mandal çekmecede var. Söylenmeye yarar ama. Hangi çekmece? Mandal dolu. Mutfaktaki çekmece. Söyledin mi bana da? Ben de bilmiyorum. Sorsaydın söylerdim. Sormaz. Akşam deseydin böyle böyle diye orada mandal vardı. Ben de mandal bulamadım. Gerisini bıraktım. Yer yoktu zaten. Topladım ona, beyazları astım şimdi. Renkleri de topladım ki güneşten şeyi solmasın, rengi solmasın. Bir de nem var ya, normalde tam sıcak olursa şey olur, pat diye kurur. Nem var ya, nemleniyor, bir değişik oluyor, kokuyor çamaşırlar. Bekletmeyeceğim. Aynen, neyse gidiyoruz şimdi, bakalım nereden başlayacağız. Ben nerede miydim? Şimdi şey olarak ölçelim bak. Hayatım şey olarak ölçelim. Şuraya köşe takımı gelirse, tamam mı? Nasıl olacak? Ben bir diğer tarafa bakayım. Tekrar şöyle banyoya falan bakalım. Burada ölçü alınacak bir şey yok ama dolabı falan ya, en azından kullanışlı ve bir şey söyleyeyim mi, tertemiz, şükürler olsun. Evet, bir daha mutfağa bakalım. Çıkacağız. Şurasıdakiler 4 oda artı bir dekiler var. Burada bavullarını falan kaldır. Ki buradaki dolap var da çok çok şey. Mutfağa zaten ekstradan bir şey getirmeyeceğimiz için buzdolabı şurada duracak. Bir sürü dolap daha ne olsun. Çamaşır makinesi, buraya bulaşık makinesini koysak çamaşır makinesini nereye koyacağız, oraya bulamaz. Ve temiz yani, hani benim oturduğum evden bile daha temiz.
4.30'a 3.30 şey, dedik. 4.30'a 3.30. Evet bu tam. Evet. Kahveni dolduruyorsun. Sen de yanımda oturursun. Peki. Çok keyifli otururuz. Buna göre. Şurası 3.10'a 2.80 gibi falan. 3.10, 2.80. Yanlar değiştiriliyor herhalde. Tabii onlar değişiyor. Yani Orhan söyledi bana. Abi böyle böyle. Biz de bu... Bunda boyutunu da değiştiriyorsunuz. Ne kadar dediniz? Yok, burada değil. 3.10'a 2.50 ama 3.10'a 3.10'da yapabilirsiniz. 3.10'a 2.50, 3.10'a 3.10'da yapabilirsiniz. Bunu beğendim. Beni peşinden. Pembik gelin yatak odası. Oğlum. Ya. Tamam anneciğim, artık abla aşağı kata inmek için bizi bekliyor. Anne, hepsine anne. Baktık. Anneciğim göster. Aa evet bak, bu yatak odası güzelmiş. Anne sen de var. Ne? Gel. Bir çekilir misin anne? Anne ben gezeyim, güzel bir şey varsa. Gez anneciğim. Güzel. Ölçüsünü de söylerseniz. Ya, bu biraz kısa, bunda uzama olmuyor. Küçük olur. Küçük de hayatım, bize yeter. Gel. Bu sehpasıyla birlikte çok güzel. Anne gel. Bunun ölçüsü ne kadar? 3'e 3. Anne güzel bir olur. Şey. Anneciğim bir saniye yavrucuğum. 3'e 3 olur değil mi? Olur. Kumaşına bir bak. Güzel. Bak bakalım. Bunun sehpası da güzel. Bir otur. Bu koltuklar. Çok mu büyük? Bunlar çok büyük. Çok biçimsiz. Ya salon kısmı ince uzun. Çok aşırı bir biçimsiz. Böyle bir şey sığmaz. Mecbur köşe takımı alacağız. Bunun rengi de güzel. Bunun ölçüsü. Bu ne kadar? Bu şey zorlu olmuş. Oluyor da. Şimdi 2.80'e 2.5 gibi falan. Ama bunlar da istediğin şey düğüm olabilir. Bence bu da yatak odası olarak güzel. Güzel. Yani şeyde sade en azından. Gel anneciğim hadi, koltuk daha önemli, gel. Bunda renk değişimi olmuyormuş. Yok, ona. Olmuyor. 16 bin yatak lira. Yatak oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Yatak oluyor, 16 bin lira. Puf falan yok, sadece böyle değil mi? Evet. Sandık mı? Senaryoya geçelim. Ölçüsü ne bunun? Bu sar ya, bu rahat sar. 60. Bir de tam bu tarafa koymayı düşünüyoruz ya. Nasıl tarif ediyorum ben de. Bunda yer yön değişimi olabilir diye biliyorum ama yine sorarım. Niyeyse böyle gri şeyler beğeniyorum. Bu da şık duruyor, güzel duruyor. Masada masa kesin yani. İstediğiniz kadar parça ilave olabiliyor. Şu küçük bunu. Parçadan. He. Ama sanki diğeri daha bunun rahat. Kasayı açılıyor mu? Açılıyor. Bu ne kadar? Bu aynı. Şekilde 22 bin. Aa Baran bak bak bak. Biz çalışma masası almayacağız sadece. Hı-hı. Dolap, şifonyer ne? Ve şu. Onları çok güzelmiş. Tamam. Anca modellere bakalım. Ona ne? Göre fiyatını. Çalışma masası var çünkü evde. Anne ben bunu sevdim. Yatamazsın yukarıda sen. Yukarıda yatamazsın sen. Deneyecekmiş. Sen beni toplarız seni. Ne? Ben şu odaya bakayım ben bir de. Yukarıda şu da güzel. Ama Baran arabalı yatak istiyor. Nasıl yatacağım? Güzel. Bak şu da güzel. Ama imkanı yok, sığmaz yani değil mi aşkım? Keşke sığsa. Sığmaz buna. Küçük. Çok küçük anneciğim. Düşündüğümüzden daha küçük. Yani şekilsiz. Erkan beni öyle bir yere götürdü ki ağzını açtı. 18 bin liradan başladı. 35 bin lira, 36 bin lirayla kapattık. Çıktık dışarıya. Dün dedim Serkan öyle olacak diye, öyle oldu. Şimdi biz ucuzculara gidiyoruz canlarım. Yani alacak olsam bir de buradaki 10 bin liralık gri takım alırım. Gerçi şöyle bir şey var. Gördünüz çok şekilsiz. 4 odalı bir ev. Ama odalar çok şekilsiz. Salon diye kullanılacak yer ince uzun. Ama adam dedi ki burada oturamazsınız, günlük güneşten bayılırsınız. O ölçü aldıkları yeri göstermiyor, orayı yapacağız. Oraya da ancak köşe takımı. Yani köşe takımı alacağımız kesinleşti. Ucuz yerlere gitmeye çalışacağız. Alacak olduktan sonra 18 bin lira diyor o dındırık koltuk takımını. Orada kocaman gri koltuk takımı vardı ya, köşeli, iki köşeli hem de. Onu alırım yani. Bir de pazarlık yapmadık adamla, pazarlık yaparız. Neyse şimdi şeye gidiyoruz. O cadde AVM vardı ya, gitmiştik kapalı diye. Yeşil bir köşe takımı vardı orada. Al anneciğim bu soğuk. Yeşil bir köşe takımı vardı. Gideyim bir de onların fiyatına bakayım. Bizim ilk gittiğimiz spot çok gayet iyi. Ve ucuzmuş da yani. Yani 7.000 lira. 7.000 liraya masa vermiyor kadın burada. Güzel. Güzelliğine bir şey demiyorum. Ömürlük alacak olsam tamam. Ama biliyorsunuz biraz da şeyiz. En son gittiğimiz.
Evet. Neyse, caddeye gidiyoruz. Oradan Ramazan'a geçeceğiz. Belki tekrar spotçuya geçeceğiz. Ya oraya geçtik mi de artık direkt kararımızı verip siparişi vermemiz lazım. Neyse, bakmaya devam edelim. Şu ha. Bunlarda da şöyle küçük fikir vereyim size. Şimdi evin şeklini bilmiyorum ya. Buna bayıldım. Buna cidden bayıldım. O griden, o gri 16.500'lü, buna daha çok bayıldım. Rengine falan da bayıldım. Ben çok çabuk beğeniyorum aynı, galiba. Aynı büyüklük. Şu var ama bu küçük. Bunu o beğenmedim. Şimdi ona... Yok. Onun hiç göstermedim. Neden yok? Bu sizin ölçü. Perşembe için alabilirsiniz. Merkezine siyah buna basıyor, siyah buna. Hı? Buna basınca bir yerden ses çıkıyor. Evet. Üstü, ağzını bir yerlere sürmüşsün gene mobilya bakarken. Kalk. Ben yeşil beğenmem normalde ama bu da güzel duruyor. Başka yere geldik şimdi. Geçen gün kapalı olan yere. Ha? Burada renkli yemek takımları da var ama bizimle ilgilenecek kimseyi bulamadık. Evet, çok güzelmiş. İnşallah biri gelip bize bakacak, biz de fiyat soracağız. Burada yaşayıp sigortalı çalışmanız kendi. Peşin 14.600, taksit 16. Peşin doğru mu okudum? Peşin fiyatını 3 taksit de yapabilirim. Peşin fiyatını 3 taksit. Kart mı, elden mi? Elden. Elden. Peşin... Karttan. Elden diyor. Karttan. Bir fikrinizi söyler misiniz? Oradaki gri mi yoksa bu mu? Şunlar. 20 bin bu. Güzel ama daha önce dediğim gibi bunların sığması mümkün değil. Değil yani. Bu yeşil koltuğa peşin 14 diyor. Gri koltuk 16 idi değil mi? Gri köşe takımı 16 ama benim ilk baktığım pembe ama rengini değiştirmeyi düşündüğüm köşe takımı 7000 TL. Fikirleriniz orada, önemli, söyleyin efendim hayatım. Orada da, oradaki o büyük köşe takımı ne kadar? 15 TL. Gri ilk baktığımız 18 bin liraydı. Onu pazarlıkla 15'e de alırız. Biz böyle baktıkça fiyat artıyor. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Pembeyi alırsam rengini değiştireceğim. Onu defalarca söyledim, rengini beğenmiyorum diye. Ama gördüğünüz gibi evin şeyi itibariyle, şekli itibariyle normal takım koymam imkansız. Zaten köşede bakmıştık. Bilmiyorum, bakıyoruz işte. Bakmaya devam. Aslında başka yere gitmeyeceğiz herhalde. Ramazan'a gidiyoruz. Ben sana tarif edeceğim. Anneciğim, hayır hayır, biniyoruz. Bu da babasının arabayı tarif etmenin peşinde. Efe, ben yakacağım da. Alışverişte artık bunlar yapıyor. Güzellerinden al Baran, Efe, tamam mı? Efe, biraz ben güzellerini seçtim. Ha, tamam, Efe de güzellerini seçiyor. Baran mangal ustası oldu. Buraya taşınınca birlikte yakarız mangalı Efe. Abi bu yeşil biber falan yazmamışsın. Düzlerinden al Baran. Tamam. Ha, tamam. Baran bu olmaz. Al. Bu da hem yiyor hem alışveriş yapıyor. Güzel miymiş? Yavrum. Baksana. Nasıl iştahlıyım? Afiyet bal şeker olsun. Tekrar geldik Kürtçü dükkanına. Tekrar bunu göstereceğim size. Bakın bunun ekstradan bir de tekli koltuk var. Pufu tekli koltuğu. Hani şey, yastıkları değiştirilebilir bence. Yani ben şey alırım onlara, kılıf alırım. Çok da kötü değil mi ya? Kötü gibi de bilmiyorum. Bilmiyorum aslında. Rengine bir bakacağız. Ama... Şuna bakalım. Şunu bize... Bak şu da var. Herkes ne? Düşündüğüm şeyi söylemiş. Buralar çok kirleniyor demiş. Bilmiyorum ya. Şu var. Biraz daha ağır duruyor bu. Tam çok ağır bir şey istemem ama o gri de çok sanki böyle... Tarif edemiyorum. Değişik bir rengi var. Mavi de varmış burada. Bak yeşilimsi bir renk de var ama bunlar da çok küçük kalıyor diğer baktıklarımızın yanında. Tabii. Hı hı. Şunun tekli koltuğunun olması da bir avantaj. Muhtemelen bunun rengini değiştireceğiz aşkım. Oturması falan rahat. Ha? Gelsene bir abone dene hele. Bir bakalım. Gel anneciğim, gel. Tamam.
Arkadaşlar en uygunu pembe olduğu için pembe koltuğa karar verdik. Masaya da buna karar verdik. Masa bu, koltuk o. Halı malı bakacağız. Sonra yemek takım bakacağız. Bahçede yapalım mı mangal? Araya, o uzun koridora şunu alabilirim. Şöyle göstereyim. Aşkım bu da güzel olur sonra. Pembe takım alıyoruz. Ayrıntısını çıkınca anlatacağım. Fikrinizi söyleyin halı için. Pembe koltukla bu halı olur mu? Ya da yanında bu sarılı var ya, bakın burada kesiği var. Şu. Şu olur mu o pembe koltuk takımıyla? Fikriniz önemli biliyorsunuz. Az önce de koltuk için aynısını demiştim ama koltuklar arası uçurum kadar fiyat farkı var maalesef. Onun için buna karar verdik. Pembeye. Hallar da böyle ama dediğim gibi o uzun koridor için şunu düşünüyorum. Salon içinde şu, şu yani şu ve şunun arasında kararsızım. Acaba olur mu pembe koltukla? Bilemiyorum. Yemek takımı 6 tane şunda, 6 tane, 2 tane şundan al. Dur kaldırma, tamam. 2 tane mi? 2 takım şundan alabilirim. Fiyatını soralım. 2 takım 12 kişilik yaparım, anladın mı? Ya şu renkler de hoşuma gidiyor hayatım, bir baksana. Bir bunu. Kişi kim gelecek? Hayatım mecbur yani, 12 kişi kim gelecek? Fiyat yazmıyor bunlarda, dur soracağım. Şunlar da hoşuma gidiyor da işte. Dur bakayım. Ay bu neymiş? Alın size pembe gelin şey işte. Ay pembe gelinler beni tefe koyacak yine diyor. Şaka yapıyoruz kızlar. Pembe koltuk. 5000. Sen kendin yazmışsın. Yazıyorum, dur. Bir tane kağıt versen orada. Masayı da yaz. Tamam, masayı da yaz. Kaç ki? 1300 masa. Peki. Hayatım. Pahalı mı? İdare eder. Uygun bence. Anne fiyatı kaç? Uygun uygun. Fiyatı 1300 kaç? TL. 4 sandalye bir de masa. 1300 TL. Aha. Bir sandalye ve masa. Başka? Halı alacağız. Kaç? Artı 2 mutfağa sandalye yaz. Artı 2 mutfağa sandalye ve halı. Çok tatlı hesaplı. Evet, toplam ne kadar oldu beyefendi? Hesaplı halı. 81. 81 bin lira mı? Biraz indirim yapın bize pazarlıkla. Hadi bakayım. 80 bin lira oldu, olmaz. 50 bin lirayı düşün. 50 bin. Aha, lütfen. Anlaştık mı? Teşekkürler. Ödüyorum şimdi parayı. Nakit mi, kredi kartı mı? Anlaşalım bir, gel. Şimdi ne? Şimdi diğerlerini hesapla. Canlarım, aşırı şanslı aile olaraktan gerçekten çok 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 şanslıyız. Ben de öyleyim, kocam bey de öyle, oğlum da öyle. Şükürler olsun. Biz sadece koltuk takımı ve masa bakarken gittim çamaşır ve bulaşık makinesi de aldım. Pembeyi almam diyordum, rengini beğenmedim diyordum. Oradaki abi kırlentileri değiştirdi, biraz daha güzel oldu. Aşırı indirim yaptı pembe koltukta. Masada da indirim yaptı. Üstüne bir de çamaşır ve bulaşık makinesi sattı bize. Biz orada Baran'la oturmuş hesap yaparken Serkan onlara baktı, geldi ki bana, dedi bu fiyata veriyor, alayım mı dedi. Dedim ki hani ödeyecek olan sensin dedim, hani sen bilirsin dedim. Bayağı ucuza verdi. Şöyle söyleyeceğim size, diğer yerde baktığımız koltuk köşe takımı fiyatına çamaşır, bulaşık, masa, 6 tane sandalye artı pembe koltuk takımı artı araya 3 metrelik kilim. Kilim değil, halı. Yo. Bir 5 metre, bir 3 metre, 2 tane. Ha 5'i de 3'ü de ödedik. Ama rengini seçeceğiz. Rengini seçeceğiz. O problemle ödemeleri yaptık. Çok şanslıyım. Gerçekten bir koltuk takımı fiyatına bunların hepsini aldım. Pembeyi almam, rengini değiştiririm diyordum. Ama bu paraya gelince aldım yani. Dediğim gibi bana, benim için en başından beri önemli olan hesapta olmasıydı. Ama kötü de durmuyor. Yok yok. Güzel. Şu anda o kadar ucuz aldım ki, çok dünyanın en güzel koltuğu o şu anda benim için. Çok şanslıyım. Aşırı şanslıyım. Şükürler olsun. Dediğim gibi herkesin işi gücü rast gitsin. Şükürler olsun, bizim ev başından beri her zaman böyle. Hani ara sıra moralimiz bozuluyor, ediyor falan. Mesela o koltuk takımlarına baktım. Çok beğendim, çok pahalı, moralim bozuldu falan. O gri takımın fiyatına her şeyi aldık yani. O griyi de çok beğendim. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu pembeyi Baran'ın Ankara'da oyun odası var ya. Gittiğim zaman oraya götürebilirim köşe takımımı. Tabii. Çamaşır makinesi
markası Hover herhalde. Çok iyi bir şey değil ama 10 kilo. Ya Westerlermiş. Şey Westerlermiş bir şey. Bilmiyorum. İyi. Şu anda baktım yorumlar falan iyi. Ben inanılmaz ucuz aldım. 10 kilo aldım. 1400 oğlum hep TL. Arkadaşlar buradaki çamaşır ve bulaşık makinesini biliyorsunuz. Bizim oradan alacağız. Bugün artık köfteyi ben alırım. Şuna şey yiyecek bir şey yok mu? Çikolata falan. Yok be. 85 kilo köfte. Yok yok hatta 82.000 Bunun şerefine bana mangal istedi. Akşama mangal yakacağım. Bir şey söyleyecektim unutma. Biliyorsunuz bulaşık makinanın da çamaşır makinanın da rezil çok kötü durumda. Çocuğum. Hatta ben dün salı pazarından şey aldım. Makinenin altına ayak aldım bu. Bir saniye. Sallamaz, kaydırmaz, titretmez ayaklar var ya. Hani hiç aklımda yoktu makineleri değiştirmek. Onun altına yine ayak bile aldım. Ama şans işte yani yüce yaptı Rabbim karşımıza çıkarıyor. Nasıl şükretsem az. Şükrede şükrede eve gideceğim ben şimdi. Sağ ol hayatım kesene bereket bir şey desene iyi bir şey desene şanslıyız işte ne güzel. Şanslıyız. Milletin karısı tuttur ona bunu al diye ben tutturmadan kocam bir alıyor ve gerçekten şükürler olsun. Ay müthiş bir şey bu ya. Gerçekten. Ya hayatım kaç senedir çekiyorsun eziyet. Biliyorum. Ya eziyetinde değilim de şu anda ucuza aldım diye seviniyorum ya. Şükürler olsun. Ya ucuza aldım yeni hobi için makine aldım. 10 yeni kilo, yani yeni. 10 kilo çamaşır makinesi aldım. Ben sıcaklar bitene kadar iyi video çekmeyeceğim dedim. Arabada sıcaklar bitene kadar video çekmeyecekmişim arkadaşlar. Görüşürüz. Öyle dedim çünkü. Evde görüşürüz. Serkan bizi eve bıraktı. Şantiyeye gitti. Bizim de gece mesaimiz başladı. Ben bu közlenmiş biberleri çok seviyorum. Anneciğim ne yapıyorsun? O mu açılmıştı ben kapatayım. Hayır hayır. Anneciğim benden izin almadan mangalla ilgili bir şey eleme. Azıcık uzaktan salla. O kadar sevinçli, o kadar mutluyuz ki şükürler olsun. Şimdi ailecek bir yemek keyfi yapacağız. Kocam Bey gelir inşallah birazdan. Hemen bir uğrayıp geleceğim dedim. Eti seviyorum evet ama bu biberleri daha çok seviyorum. Mutlu muyuz Baran? Baran uslu durursan mangal yakabilir miyim dedi. Tabii ki dedim ve yaktı. Bu kadar basit değil mi? Bugün mutfakta bir şey yapmamıştın. Yapmış mıydın? Uzaktan, uzaktan. Şimdi içeriye gidelim. 2 dakika mola. Gel. Gel anneciğim. Hadi çok kokuyor. 2 dakika içeriye girelim. Baran. Hadi çocuğum. Şu köpek var ya, şu köpek kokuya geldi. Havlayıp durdu. Biz de et attık ona. Baran bir tane daha getir anneciğim. Çok şükür yedik, içtik, doyduk. Günü kapatmaya dışarıya çıktık. Arada köpek geldi. Ona et attık. Onun da karnını doyurduk. O da. Senden önce geldi. Ben bir parça attım. Sonra tekrar geldi. Baran'dan istedim. Baran getirdi attı. Sonra bir daha attım. Bulamadı. Serkan geldi o sırada. Ona dedim verdi. Onu verdi. Ayrılmıyor kapının önünden. Bayağı bir karnını doyurduk. Bayağı attım ona da yani. Onun da karnı doydu. Şimdi daha bir poşet koydum. Aynen. Kemik memeler. Derilerime ellere şey yapmıştım. Onları da koyduk. Ekmek falan da koyduk. İyice karnı doysun. Ben korkuyorum. Köpekten çok korkuyorum. Ama yani o kokuya geldi, o kadar havladı. Nasıl vermeyeyim ya? Canı istemiş. Gerçekten bugün bir kutlama yemeği gibi bir yemek yedik evde. Biz zaten normalde evde oturup hani çok fazla ailecek yemek yiyemiyoruz. Çünkü Serkan geç geliyor falan filan. Neyse bugün güzel oldu. Yemeğimizi yedik. Şimdi Side'ye doğru gidiyoruz. Bir Migros'a falan gireceğiz. Baran bir şey istiyor. Onu arıyorum. Bulursam onu alacağım. Bir süredir istiyor. Kesin alacağım demedim. Onun için söylemiyorum. Sürpriz olsun. Alamazsam bu sefer tutturmasın. Öyle şükürler olsun. İşimiz gücümüz rast gitti. Her zamanki gibi. Allah'a şükür. Şöyle adamın yarın ödemesi varmış. Adamın nakit para ihtiyacı var. Biz adamı Hızır gibi yetiştik. Öyle olunca adam bize indirim yaptı. Adam bize Hızır gibi yetişmiş oldu. Gerçekten böyle her şey denk geliyor. Rayına oturuyor. Onu da yaptı. Bin, kazan kazan. Kazan kazan. O kazandı biz kazandık yani. Evet. Hiç aklımda yoktu makineler. Gerçekten yoktu. Sağ olsun kocam Bey düşündü. Orada sordu. Biz Baran'la orada hesap yapıyorduk ya. Bir baktım bana dedi ki 8 kilo mu olsun 10 kilo mu olsun dedi. Dedim 10 kilo. Hani oluyorsa büyüğü olsun. Size bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Kamu spotudur gene. 2-3 gün önce bundan, çok değil 2-3 gün önce. Askı sarın baba. Ağzından birbiriyle konuşuyoruz yani ne olduğunu, ne şey olduğunu anlatmayacağım da ayrıntısını. Aman dedim ben alırım sana dedim. Allah'ım alırım dedim de. Nereden bulacaksın?
yani biraz zor durumdayız diyeyim size. Hani biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten, yabancı değilsiniz. Masrafımız falan çok. Aman dedim, neyse Serkan dedim, şurada dur. Yolda gidiyoruz. Serkan şurada dur dedim. Girdim içeriye, aldım ve kaç liraya aldım biliyor musunuz? Örnek söyleyeceğim, birim para olarak söyleyeceğim. Hani ne olduğu da belli olmasın diye. 100 liraysa 50 lira. Aynen, 100 liraysa 50 liraya aldım. Böyle bir şans olmaz. Başka bir yerden buradan bakmaya kalksam yok yani. 100 lira ancak. Ama diyorum ya, hiç daha önce oradan geçip oraya girmemişim yani. Allah böyle bir şey yapmaya niyetlendiğin zaman gerçekten öyle bir karşına çıkarıyor ki, yeter ki iyilik yapmak iste, iyiliklerin de sonra sana böyle dönüyor işte. Ya bugün kaç tane yere girdik çıktık, hatta birinde niyetlendik. O gri diyorsun değil mi? 16 bin lira olanı. Niyetlendik, çıktık başka bir yere gittik, oradan oraya, oradan oraya derken dedik ki bu adama sorma, hatta dönüyorduk şantiyeye dönüştük. Dönüyorduk. Ve Serkan'ım, Serkan bir daha bir girelim. O grinin boyunu moyunu bir ölçelim hani. Ben dondurmam. Başka yerden alacağım, sana sürpriz alacağım. Neyse oraya gittik. Tesadüf adam geldi işte, dedi ki abi bir işim var. Biz üstte çıkamadık belki. Sonra çıktık. Asansörde kaldı. Bunlar gereksiz ayrıntılar. Evet. Neyse çıktık, adam geldi. Adama dedi ki şu ne kadar? Dedi ki şu kadar. Allah'ım. Bu ne kadar? Bu kadar. Şu ne kadar? Bu kadar. İkinci el koltuk alamayız o fiyata. Çok yaşadı. Neyse adam dedi ki, anneciğim, yarın dedi tırım gelecek dedi. Parça malım gelecek dedi işte. Oraya dedi para ödeyeceğim. Bunun için dedi böyle diyor. Nakit ödemem var dedi. Bana dedi nakit ver para dedi. Dedim nakit yok. Kart veririm dedim. Neyse nakit verdim, bilmem neydi. Bunu hesap yapıyorlar, biz adamla yürüdük. Onu çektik komple o tarafı, ödedik. Onu çözdük o işi. Bu tarafa geldik, adam dedi ki işte şey sordum, çamaşır makinesi dedim kaç lira? Yok dedi işte. Bu araba dedi, ne? Lincoln. Bundan aldın. Escalade pardon. Bundan aldın ha? Hayatım her şeyi alan kocam bir araba mı alamayacak? Ondan sonra çamaşır makinesi 8 kilo olursa dedi, 8 kiloluk bu var dedi, bunu dedi sana dedi, şu fiyata veririm dedi. Bayağı uygun fiyat yani, bayağı uygun. Piyasada 10 liraysa adam 7 liraya falan verecek. 7-6'ya. Daha da az. Yani piyasada bir makine fiyatına 2 makine veriyor adam bize. Öyle. Neyse dedim bulaşık makinesi kaç lira? O da dedi sana bu fiyat, bu makineyi bırak dedi, şu makineyi vereyim dedi bir yönü. Açık arttırma yeri gibiydi ya. Dedi ki bu fiyat. Dedim bu olmaz mı? Nakit mi dedi? Nakit dedim. Olur dedi. Ver dedi. Al dedim. Eda'yı çağırdım. Dedim 8 mi olsun? 10 mi? 10 olsun dedi. Dedim tamam 10 olsun. Haydi. Dedim başka bir şey alacağım. Ama çok adamın takımı soruyor. 6 kişilik takım 600 de sana 400 olur diyor. Evet. Hakikaten her tarafta öyle. 300 olur mu diyorum. Ya belki o adı nakit desek belki onda düşecekti. Tencere takımını verdi ya 750 lira. Tencere takımı almadım. Bir düşüneyim dedim. Çünkü bir anda Serkan da nakit olarak yani. Ver. Biz taşınacağız edeceğiz yani. O başka masrafımız da olacak. Sıfırı tüketmeyelim dedim. Çok güzel Grand tencere takımı 4 parça. 4 parça dedim 3 tencere. Normalde tava. Parça olarak onun kapaklarında sayıyorlar. 4 tencere 1 tava 750 lira dedi. Ve şefırın mıydı? 1,5 milyardır dedi de 750'ye vereyim dedi. Hmm. Niye almadım? Hayatım ben şimdi senin mali durumunu, maddi durumunu bilmediğim için... Mali durum, Allah'a şükür mali durum. Sıkıntı yok da maddi durum. Maddi olarak çok işteyiz. Yok yok, şükürler olsun işimiz gücümüz rast gidiyor. Onun için hep diyorum iyilik yapın, verin, verdikçe geliyor. 3 veriyorsanız 300 geliyor ya. Bu çok net. Ama bunu isteyerek yapın, içinizden yapın. Ve her zaman şunu söylüyorum, bir erkeğin evine harcadığı her şey sadaka niyetine geçer. Kat kat fazlası döner. Çoluğundan, çocuğundan kısmadığın her şey. Hafızam çok az. Bu konuyla ilgili çok konuşmak isterim ama yarın konuşuruz artık. Şu şeyleri bir boşaltayım, temizleyeyim. Çok video çektim. İşte masanın fotoğrafını çektim. Ona göre TV ünitesi alayım, onu yapayım, bunu yapayım falan derken. Masayı falan da normalde soyadından daha ucuza aldık. Evet. Her şeyi o gün söylediğin fiyatın
biraz daha bir tık altına ver. Aynen, sağ olsun bir tık altına verdi. Gene işimiz gücümüz rast gitti, şükürler olsun. Rabbim bu videoyu izleyen herkesin gönlünde, kalbinde ne varsa hepsini nasip etsin inşallah. Hepsini daha güzel nasip etsin inşallah. Bugünlük de bizden isteyin, bu kadar. İsteyin, gelin söylüyorum. Aynen, isteyin, kalbinizi temiz tutun, her şey oluyor. Bugün hiç bizim inip de alma şeyimiz, niyetimiz yok. Aynen, sadece ölçülerini falan alacaktık, gene çıkacaktık oradan. Adam o fiyatı söyleyince dedik. Patır patır aldık hepsini. Aynen öyle canlarım. Bugünlük de bizden bu kadar. Şuradan bir yerden kanalımı beğendiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki varız. Bu da ayağına sağlıyor. İyi akşamlar, hoşça kalın.